yayın başlamadan önce isterseniz Karadeniz aracılığıyla kendinizi bir tanıtır mısınız? Tabii ki tanıtayım. 1967 doğumluyum. İlk orta lise tahsilim Taşköprü'de oldu. Akabinde de 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandım ve oraya kayıt oldum. 1991 yılında fakülteyi bitirdim. Yaklaşık 1,5 yıl Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi'nde acil hekim olarak çalıştım. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz hastalıkları anabilim dalında ihtisasa başladım. 1997 sonu itibarıyla da ihtisasımı bitirdim. Tabii Kastamonu çok göç veren illerin başında geliyor. İstanbul'da yaşayan çok büyük sayıda Kastamonlu nüfus var. Tabii önceden gidenlerden başka bir de Kastamonu'da mevcut yerleşik olanlardan eğitim öğretime gidenlerin büyük oranda geri dönmediğini gördüğüm için ben Kastamonu'ya dönmeye karar verdim. Bir yol ayrımına geldim. Ya Ankara'da ya da İstanbul'da akademik kariyer yapacaktım ya da memlekete dönecektim. Evet. Akademik kariyer yapma şansım olmasına rağmen ben memlekete dönmeyi tercih ettim. Çünkü eğitim öğretim için gidenlerin memlekete tekrar dönüp memlekete hizmet etmesi gerektiğine inananlardanım. En azından belli bir oranda bu böyle olmalı. Ve yaklaşık 8 yıl kadar Kastamonu Devlet Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştım. Son dönemde başhekim muaviniydim. Akabinde de devlet memurluğundan istifa ederek Batı Karadeniz'deki tek göz kliniğidir. Odak göz merkezini kurdum. 2006. O günden işte bir yıl öncesine kadar burada ortağımla birlikte kurucu ortak olarak Batı Karadeniz bölgesinin hemen tamamına hizmet verdik. İşte geçen sene Kasım ortalarıydı. Sayın Genel Başkanımızın evladım bu kadar hekimlik yeter. Biraz da artık başka şekilde hizmet et. Kastamonu Evliyalar Şehri, Şehitler Diyarı, belediye başkan adayımız sensin. Pazartesi günü genel merkeze bekliyorum sözünden sonra. Evet. Tabii böyle bir teveccüh çok gurur verici bir şey. Pazartesi günü itibariyle işte Kasım ayının ortalarıydı. Belediye başkan adayı olarak biz çalışmalara koyulduk. İşte 31 Mart seçimlerine hiç durmaksızın ciddi bir şekilde çalıştık. Akabinde de Allah nasip etti. 8 aydır da Kastamonu Belediye Başkanı olarak hemşerilerimin hizmetindeyim, Kastamonu'muzun hizmetindeyim. Belediye benim uzağımda olan bir işti. Ama belediyecilik bir ekip işi. Belediyecilikte en önemli şeylerden bir tanesi vizyon sahibi olmanız. Çünkü artık rutin belediyecilik hizmetleri, işte su, kanalizasyon, temizlikten ibaret değil. Artık kültür şehirleri, etik şehirler ön plana çıktı. Şehircilikle ilgili kavramlar değişti. Artık ülkeler değil, bölgeler değil. Artık şehirler yarışıyorlar. Dolayısıyla da şehirle ilgili mutlaka geleceğe dair hazırlıkların yapılması gerekiyordu. O anlamda da belediye ekip işi olduğu için de hemen bir ekip çalışmasına başladık. Zaten seçim döneminden itibaren böyle bir hazırlığın içerisine girmiştik. İşte çok donanımlı, çok teknik belediye meclisimiz var. Yine aynı oranda bunun yansıması da belediye başkan yardımcılarında ciddi bir ekip oluşturduk ve biz 2019 yılını, bu 8 aylık dönemi, 2020'ye hazırlık dönemi ve onların altyapısını gerçekleştirme dönemi olarak, 2020'ye hazırlık dönemi olarak ifade ettik. İşte hemen seçimin akabinde de bir basın açıklamasıyla, çünkü biz şeffaf olacağımızın sözünü vermiştik. O şeffaflık gereği belediyenin içinde bulunduğu durumu, sayısal verileri kamuoyumuzla paylaştık. Bir stratejik plan hazırladık. Bu stratejik plan dahilinde de işte bu dönemi hizmet içi eğitimler, belediyeye sonuçta resmi kurum olduğu için bir kurumsal disiplin adına, evet, onun hazırlıklarını yapmak gerekiyordu. O hazırlıklarımızı
Hemen büyük oranda tamamladım. Hala devam ediyor. İşte Aralık sonuna kadar bu devam edecek. Bazı müdürlükleri lağv edeceğiz. Yeni bir iki tane müdürlük ilave ediyoruz. Ve tabii belediyede çok ciddi çalışan var. Ben kimden ne kadar verim alabilirim noktasında çok fazla bilgi sahibi değildim. Bununla ilgili de bir hizmet içi eğitim başlattık ve onun neticesinde de bu hizmet içi eğitimin sonucuna göre de kimden, hangi birimde ne kadar verim alabiliriz'i analiz ediyoruz. Bugün öğleden sonra da bununla ilgili gene bir toplantımız olacak. Akabinde Perşembe ve Cuma günü de bu yönde toplantılarımız olacak. İşte elimizdeki bana gelen verileri masaya yatıracağız ve 2020'ye bu şekilde daha hazır bir kadroyla gireceğiz. Bu arada tabii bir sürü yapmak istediğimiz şeyler vardı. Bunlarla ilgili de tabii ülkenin de içinde bulunduğu ekonomik şartları göz önüne alırsak çok fazla projelerle ilgili de bakanlıklar nezdinde de hep bir tasarruf tedbirleri dile getirildi. Ama biz tabii Sayın Genel Başkan Yardımcımız özellikle Sadir Bey'in bu konuda çok büyük desteği oldu. İller Bankası'na projeler hazırladık ve onlarla ilgili girişimlerimizde projelerimiz hepsi onaylanmak üzere. Çok ciddi projeler, hem enerjiyle ilgili hem işte şehre su pompalayan eski tip pompaların değişimiyle akıllı pompalara geçme yönünde. Kastamonu büyüdü. Bir tarafında itfaiye birimimiz vardı, diğer tarafında yoktu. Bir itfaiye birimi oraya da koyalım diye onu projelendirdik. Onunla ilgili ciddi bir destek aldık. Bunlar için de geldiğinizde görmüştünüz. Kastamonu dere yatağının iki tarafında konuşlanmış bir şehir. Biraz çukurda kalıyor. Bir kısmı kulakları çınlasın. Allah sağlık, afiyet versin. Turan Topçuoğlu başkanımızın döneminde ıslahı yapılmıştı dere yatağının. Ama hala yapılacak kesimler var. Bu arada da yeni bir mahallemiz oldu. Hemen Ankara yolundan girişte Budamış mevki. Orası da yeni mahallemiz. Oranın kanalizasyon ve suyuyla ilgili bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Onunla ilgili de yine İller Bankası'ndan her ne kadar genel bütçede bir sıkıntı olsa da onunla ilgili de yaklaşık 10 milyon liralık bir kredi talebimiz kabul edildi. Bu arada derenin ıslahıyla ilgili de DSİ nezdinde, Devlet Su İşleri nezdinde genel müdürüyle Sadir Bey'in araya girmesiyle yaklaşık ihale aşamasındaydı. Ama genel bütçedeki sıkıntıdan dolayı hep askıya alınıyordu. Onunla ilgili de ihale sürecindeyiz. Yaklaşık 18 milyon liralık bir o da ihale. Dolayısıyla bu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yine Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız Kastamonu'yu ziyaretlerinde sağ olsunlar belediyemizi de ziyaret ettiler. Ve o gün ifade ettikleri Nasrullah Meydanı ile kale arasını kentsel dönüşüm alanı ilan ettiler. Kentsel dönüşüm alanıyla ilgili de biz hemen hangi binaların bu dönüşüme gireceği noktasında tek tek çalışma yaptık. Ve onu da geçen hafta itibariyle bakanlığa teslim ettik. O ziyaret esnasında Sayın Kültür Bakanımız da vardı. Bir de Millet Bahçesi ile ilgili Kuzey Kent'te bir çalışmamız olacaktı. O projeyi biz birazcık daha revize ederek daha güzel bir hale getiriyoruz. O da hemen hemen projenin çizim aşaması bitti bitecek. O da ihale aşamasında. Zaten bizim de öngörülerimiz o yöndeydi. 2020'ye ön hazırlık. Biz altyapılarını her şeyi hazır hale getirelim. 2020 ile de birlikte start verelim demiştik. Onunla ilgili de çalışmalar yine sona geldi. Tabii bu arada da ben sürekli Kastamonu'nun kurtuluşu turizmde olduğu için tabii tanıtım yönünden eksikliklerimiz var. Çalıştığım ajans Kastamonu'nun genelliği ile ilgili bir çalışma yaptı. Henüz daha yayına vermedik. Erken ön halini gördüm. Çok güzel. İnşallah Kastamonu'nun tanıtımına da çok büyük katkı verecek bir hazırlık o. Tabii Kastamonu mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Yine duayen tarihçimiz sevgili İlber Ortaylı hocam mutlaka gidilmesi, görülmesi gereken illerden bir tanesi diye Kastamonu'dan bahsediyor. Kimisi kış turizmi, kimisi yaz turizmi, kimisi inanç turizmi, kimisi doğa turizmi, kimisi
yemek anlamında, gastronomi anlamında ön plana gelen şehirlerimiz var. Allah'a çok şükür bizde bütün parametreler var. Evet. Yani Ilgaz'da kayak yapıyorsunuz. Az ötede işte Cide'de, Abana'da denize giriyorsunuz. İnebolu'da denize giriyorsunuz. Yine dört manevi kutuptan bir tanesi Hazreti bir Şeyh Şaban-ı Veli ilimizde Meftun. Dolayısıyla o anlamda Kastamonu'nun potansiyeli çok fazla. Eski bir sancakbeyliği olması hasebiyle hemen hemen bütün boyların Kastamonu'da temsili var. Ben şöyle bir merak etmiştim çok önceleri. Köy isimlerine bir bakmıştım. Zaten köy isimlerinden baktığınız zaman da yerleşimin ne kadar dağınık ve çeşitli olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla her boy kendi kültürüyle de geldiği için yemek anlamında ilçeler arasında bile büyük farklılıklar var. Dolayısıyla çok büyük bir çeşitliliğe sahibiz. Ve bunu mutlaka turizme katkı anlamında kullanmamız lazım. Bizim 812 çeşit yemeğimiz var. Yani Türkiye'deki ilk 3 ilden bir tanesiyiz biz. Yine coğrafi işaretli ürünlerde ilk 3 ilden bir tanesiyiz ve dünya kadar da yeni müracaatlarımız var. İşte zaten Kastamonu deyince bir defa son günlerdeki Sayın Cumhurbaşkanımızın Kastamonu pastırmasından övgüyle bahsetmesinden sonra pastırmayla ilgili bir tartışma var. Ana haber bültenlerine bile bu konu oldu. Dolayısıyla belki şimdiye kadar hep Kayseri pastırmasının adı ön plandaydı ama bizim tadımız, pastırmamızın tadı Kayseri pastırmasının adına geçti. Dolayısıyla tatmayan bilmez tabii. Şimdi yine sarımsak, Kastamonu deyince dünya cönlü. Buğdayımızın atası Siyez, yine Kastamonu. Üryan eriğimiz var ayrı bir eriktir. Tosya'da sarı kılçık pirinci var. Yani aramadığınız kadar coğrafi işaretli ürünü Kastamonu'da bulabilirsiniz. Dünyanın ikinci büyük kanyonu Valla Kanyonu var. Çok büyük bir cam teras yapıldı oraya. 3 tane de kanyon orada yan yana. Hemen yanında da Ilıca Şelalesi vardır. Doğa harikası bir yerdir. Bunların hepsinin görülmesi lazım. Biz bu arada 8 aylık süre zarfında sadece bunları yaptık. Boş durduk değil. 3 tane şehre park kazandırdık. Şehit Öğretmenler Parkı Türkiye'deki 3. park. Şehit Öğretmenler Parkımız var. Ayrıca 2 tane daha park açtık. Bunun yanında özellikle dediğim gibi dere yatağının iki tarafında konuşlandır bir şehir olduğu için fazlaca yağmur yağdığı zaman yukarıdan gelen milik olduğu gibi şehir merkezine doğru taşıyordu. Burada çok ciddi bir altyapı eksikliğimiz vardı. Hem Cevizli Park'ın orada böyle bir yerin yaklaşık epey altından 200-300 metrelik bir o suyun tahliyesini sağlayan sistemi yaptık burada. Onun haricinde özellikle Tosya yolunda, orası da meyillidir. Gene olduğu gibi yağmur sularını ana caddeye doğru, Taşköprü yoluna doğru taşıyordu. Ve oraya da 3 tane yerden alttan yaklaşık o 400-500 metre civarında iki taraftan da gene suyun tahliyesini sağlayan altyapı çalışmalarını yaptık. Bunlar çok maliyetli olan şeyler. Oraya mazgalları da koyduk. Yine işte yer yer su için %25 oranında kapasiteyi artırdık. Bulduğumuz yeni bir kaynağımız var. Şehrin ana ihtiyacını karşılayan Gürleyik suyunun yaklaşık 3 katı debiye sahip bir başka su kaynağı bulduk. O da yaklaşık 2 milyon maliyetli bir iştir. Onunla ilgili de yazışmalarımızı tamamladık ve onunla ilgili de ana şebekeye bağlama noktasında çalışmalar başlattık. Ya bütün bunları da yapıyoruz. Yani sadece oturalım da ekip kuralım ama başka iş yapmayalım noktasında değiliz. Yaptığımız elbette bir sürü iş var. Fakat bazen soruyorlar ne değişti diye. Vallahi bir şey değişir, çok şey değişir, her şey değişir. Bir defa şehrin öncelikleri değişti. Herkes kendi dünyaya bakışıyla ilgili projeler geliştiriyor ve o yönde il yol alıyor. Dolayısıyla siz nereden bakıyorsanız o yönde bir ilerleme sağlarsınız. Benim önceliğim de hem altyapıyı sağlam tutmak, bir sağlıkçı olmam hasebiyle,
hem kanalizasyonla ilgili sıkıntı yaşamamak, hem içme suyu ile ilgili sıkıntı yaşamamak, hem de Kastamonu'nun geleceğini turizmde gördüğüm için turizmle ilgili altyapı çalışmalarına ben daha çok ağırlık veriyorum. Kalıcı işler diyelim efendim. Kalıcı işler tabii. Evet, yani bu evladilik. Torunlu, tabii ki, tabii yani, ki, tabii sonuçta. Ki, tabii ki. Yani bir defa zaten eşiği atladığınız anda, özellikle bunu turizm için söylüyorum, eşiği atladığınız anda evet. Zaten her şey yol almaya başlayacaktır. Bizim 900'ün üzerinde tescilli konağımız var. Şimdi bu konakları turizme kazandırmak istiyorum ben. Şimdi mesela öncesinde ağırlıklı sivil toplum kuruluşları bu konakları kullanıyorlardı. Şimdi 2 milyon, 2,5 milyon, 3 milyon para vereceksiniz, restore edeceksiniz, evet. Sonra da sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunacaksınız. Elbette ki onlar da bizim kuruluşlarımız, beraber çalışacağımız arkadaşlarımız ama bunlar daha ziyade turizm amaçlı kullanılmalı, aile pansiyonu evet. Şeklinde kullanılmalı. Ben onun için restore edilmiş konakları göreve geldiğim andan itibaren hiç kimseye vermedim. Verme niyetinde de değilim. Bunu turizm amaçlı kullanmak isteyen varsa kendilerine verecek. Yaklaşık 900'ün üzerinde bizim konağımız var. Evet. Tabii restore edilenler sayıca az. İşte eski Sancakbeyli olmasa bile konak ağırlıklı. Evet. Farklı bir konsept. Evet. Aynı Safranbolu gibi düşünelim. İşte, tabii. Şimdi daha şimdi imar müdürüm sizden hemen önce Ankara'ya yola çıktı. Bu sokak sağlıklaştırma çalışmaları işte etap etap ilerliyoruz. Tabii benden önceki görev yapmış arkadaşlarımın da bunda çok emeği var. Biz de o noktada mesela kaldığımız yerden devam ediyoruz belediye olarak. Çünkü kurumlarda devamlılık esas. O benim de önceliğim olan işlerden bir tanesiydi. Tabii bunlar da aynı şekilde devam ediyoruz. Ama önceliğimiz olmayan alanlara da başka alanlara doğru tabii önceliğimizi veriyoruz ve o konuda çalışmalar sürdürüyoruz. Diğer yandan tarım yönünden düşündüğünüzde şimdi bizim şeker fabrikamız var. Şeker fabrikamızda işte pancar işleniyor. Evet. Pancar işlenirken de işlenmeden hemen önce pancar yıkanıyor. Pancara yapışık olan bir toprak var. Bu toprak çok verimli bir toprak. Gübreli hazır toprak. Bu toprağı pancarlar yıkandıktan sonra orada biriken toprağı atacak yer aranıyordu. Ve bir de şeker üretilirken ortaya çıkan çok ciddi bir sıcak su var. Bu sıcak suyu da para harcayarak, enerji tüketerek soğutup dere yatağına öyle döküyordu fabrikamız. Dedim ki ben ikisinden de sizi kurtarayım. Hem bu topraktan kurtarayım, hem de bu sıcak suyunuzu soğutmak için yapacağınız masraftan kurtarayım. Hazır arazide var şeker fabrikasının içinde. Buraya devasa bir sera projesi yapalım. Evet. Ben bu toprağı seranın altına sereyim. Sıcak suyu da borularla serada döndüreyim. Evet. Kışın ortasında sebze üretelim. Ama bunun çok ciddi bir proje olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim yerli tohumlarımızla domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı üretmemizin ve bunu çocuklarımıza göstermemizin çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. Evet, çünkü gidiyorsunuz birbiriyle aynı boyutta domatesler, fabrikadan çıkmış gibi salatalıklar. Yerli domatesimiz öyle değildir. İrili ufaklıdır. Bazılarının şekli bozuktur. Bunlar yerlidir, organiktir. Çok rahatlıkla güvenerek yiyebilirsiniz. Şimdi inşallah orada bir de fide yapalım da yerli tohumlarımızdan evlere birer tane dağıtalım. Herkes balkonlarında domatesini, biberini, salatalığını alsın. Çocuklar da görsünler, gitsinler, sulasınlar. Büyüyen biberi görsünler, büyüyen salatalığı görsünler ve onlar da bu anlamda teşvik edilmiş olsun. Çünkü artık o kadar çok biz betonlaşmaya öncelik verdik ki çocuklarımız evden dışarı çıkmıyorlar. Evet. Dışarı çıkan da oynayacak bir alan bulamıyor. Oynayacak bir alan bulan da üstü kirlenmeden eve geliyor çünkü toprak değil. Dolayısıyla çocuklarımızı da doğayla buluşturmak lazım. Evet. Bunlarla ilgili de yine mesela bizim oyuncak kütüphanesi projemiz var. İnşallah onun da projesi bitti. İki tane kreş, bir kreşin üzerinde de oyuncak kütüphanesi olacak. Allah nasip ederse proje çok. Hepsinin hazırlıkları tamam. Zamanla. Bir mesela çocuk köyü projem var yapabilirsek. Evet. Çocuklarımız gelsinler, bizim eski geleneksel oyunlarımızı oynasınlar.
üzerleri kirlensin, çimenlere bassınlar, üstü başı yemyeşil çimen olsun. Evet. Ama onu da hissetsinler. Çünkü sağlıklı nesiller için mutlaka sağlıklı kafalar, zinde kafalar lazım. Teknolojiye bağımlı olmaktan da çocuklarımızı kurtarmamız lazım. Onun için de mutlaka ama mutlaka bu yöndeki sosyal projelere çok ağırlık vermemiz lazım. Evet, efendim bir de Kastamonu Spor'la ilgili biraz sporum olacak. Görüşlerinizi alalım. Şu anda hem ligde ayrıca handball takımımız da var. Bu Kastamonu ile bunu iş... Şimdi yani, handball takımı belediyemiz bünyesinde. Evet. Kastamonu Belediye Spor zaten. Türkiye'yi de Avrupa'da temsil eden tek kulübüz. Yani, başka bir takımımız yok. Namalup ilk yarıyı lider bitirdik. Handball'un Kastamonu'da geçmişi birazcık eskidir. Yani 25 yılı geçer. Zaten bir altyapımız vardı handball'la ilgili. Şu anda da çok iyi gidiyoruz handball takımımız. Hem geçen seneyi de 2 kupayla kapattık. İnşallah yine şampiyonluğun en büyük adayıyız. Avrupa'da da bu seneki hedefimiz kupayı almak. Biz 2 defa direkten döndük. Bizden başka da Türkiye'de böyle bir kulüp yok. Kastamonu Spor'a gelince Kastamonu Spor şehrimizin takımı. Profesyonel takım. Şu anda da iyi gidiyoruz. Tabii yeni bir takım oluşturuldu. Geçen yıla göre maliyeti daha düşük seviyelere çekildi. Yani biraz daha hesaplı kitaplı gidiyoruz. Benim Kastamonu Spor'la ilgili aslında genel olarak sporla ilgili özellikle profesyonellik anlamında taşıma suyla değirmen dönmüyor. Yani kulüplerimizin sabit bir gelire sahip olması lazım. Bir, ikincisi ciddi bir altyapısının olması lazım, yetiştirmesi lazım. Bu iki olmazsa olmazlar bunlar. Ve üç, şehrin bütün dinamiklerinin takıma sahip çıkması lazım. İşte ben bu hafta maçtaydım. Yerel basınımızda hemen başlık atıldı. Şeref tribünü normal tribünden daha kalabalıktı diye. Bu böyle olmamalı. Bugün yine gençlik spor müdürümüzle de görüştük. İnşallah onunla ilgili de Kastamonu Spor'a sabit bir gelir oluşturma anlamında çalışmamız var. Gurbette çok insanımız var. Kastamonu'yla birazcık daha içli dışlı olsunlar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa senede bir haftalarını, 10 günlerini Kastamonu'ya ayırsınlar. Buralar onların analarının, babalarının, dedelerinin doğduğu, büyüdüğü yerler. İstanbul'a sık gittiğim için görüyorum ve rastlıyorum da 5 senedir gelmedim, 7 senedir gelmedim, 10 senedir gelmedim diyen o kadar çok insanımıza rastlıyorum ki. Hiç değilse çoluğunun çocuğunun elinden tutsun, bak burası dedenin köyüydü. Burası da benim doğduğum, büyüdüğüm yer. Demeli çocuklar bunu bilsinler. Artık öyle bir hale geldi ki ben talebeliğimde 8 milyon nüfusu olan İstanbul bugün 20 milyonları geçmiş durumda. Nefes alamıyorsunuz şehirde. Geçen hafta İstanbul'a kızımın yanına gitmiştim. Gittiğimde gördüm. Emekliğime 1,5 yıl kaldı. 1 dakika durmam diyor. Hemen dönerim diyor. Çünkü artık şehirdeki kalabalık boğmaya başlıyor insanları. Ve gelmek istiyorlar mutlaka. İleride yaşlandıklarında, emekli olduklarında hiç değilse yazlarını geçirsinler. Ramazan var, kurban var. Ramazan var, kurban var. Yani dolayısıyla özellikle İstanbul, çok sayıda hemşerimiz var. Çok sayıda insanımız var. Onları daha sık Kastamonu'ya gelmeye, iş adamlarımızı daha çok yatırım yapmaya elbette ki davet ediyorum. Bu anlamda bize ne düşerse de biz yapmaya hazırız. Tabii önümüzdeki günlerde yeni bir yıla gireceğiz. Bizi izleyen bütün seyircilerimize, gurbette yaşayanlarımıza, şehir merkezindekilere sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. 2019 Türkiye'miz açısından genelinde sıkıntılı günleri hep beraberinde getirdi. İnşallah 2020 hem ülkemiz adına, hem Kastamonu'muz adına, hem de bütün Türkiye genelinde yaşayan insanlarımız adına daha güzel günleri getirsin. Yarınlara daha umutla bakalım. Geleceğimiz inşallah daha güzel olsun. Ve tabii yayın konu ettiğiniz için de size de çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Yani ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.